Evet, 29 Mayıs 2018 ve Denizli Acıpayam ilçesindeyiz. Evet. Acıpayam ve şey arası, Çameli arasında bir Çameli. bölgedeyiz. Köyümüzün adı ne efendim burası? Darıveren. Mevkiindeyiz. Darıveren. Ve üreticimiz Tanzer Özdağ Evet. beyefendi. Geçen sene dikim olan Fernur cinsi ceviz bahçesindeyiz. Evet. Kaç dekar burası efendim? Burası 11 dekar, 15 dekar bir karsı. O büyük ağaçlar. Evet, büyük Onlara ağaçlar. rekor gelişim vermediniz. Vermedik. Bunlara Hayır. verildi hali. Küçüklere verdik. Göz bebeği bunlar. Bunlar yerli olmayan. O nasıl diğerleri yerli cinsler. Bilecik cinsleri vesaire. Tanzer Bey, rekor gelişimi geçen sene yazın gibi herhalde kullandınız. Yazın kullandım. Niçin kullandınız yazın? İbrahim Bey'le biz paslaşıyoruz genelde. Akşam tarım, denizde akşam tarım bayağı tarım. bizi ziraat Evet. mühendisleri kendileri. Ya, arkadaşlar yönlendiriyor, yardımcı oluyorlar. Evet. Çünkü benim ilk senem. İlk Ben seniniz. de hani hiçbir şey bilmeden girdim. Girdiniz, çok Ha, güzel. Bütün cevizlerde olduğu gibi Evet. siz de hiç o konuda şaşmıyorsunuz. Kendiniz ne iş yapıyorsunuz normalde? Tekstille uğraşıyorum. Ha, Kendi çok güzel. şeyim var. Çok güzel. Alın. İbrahim Bey'i sık sık rahatsız ediyoruz. İbrahim işte fidanların tuttu, Evet. patladı. Ne yapalım? Evet. İbrahim dedi ki, abi dedi, işte rekor gelişimi Gezelim vereceğim. orada ağaçlarımız. Evet. Bunlar ikinci yılında, ikinci yaprağını İkinci açıyorlar. Evet. yazını görecek nasipse. Evet. Rekor gelişim vereceğim. Bir kullanacaksın, ha, farkı göreceksin dedi. Hı. Kendim uyguladım. Tek Hı. yani Hı. attım. Toprak altına verdim. Çapaladım Evet. hemen. Evet. Ve hakikaten de dayılarım geliyor. Şimdi onları da ben 15'er 20'şer fidan alıvermiştim. Aynı beraber. Aynı bu fidancıydı. Aynı Aha. fidanlardan. Ya nasıl olur? Bizimkiler işte 3 santim 5 santimde kaldı. Aha. Geçen seneki sürgünlerim benim 2 metre tamamlayan vardı. Evet. Ya ben zaten bu sürgünü gördükten sonra Hı. dedim ki, hani İbrahim'de hep söyledim. Yani Hı. bu rekor gelişimin faydası dedim ben. Hı. Şu Yani anda da zaten şöyle Tanzer Beyciğim. Tabii yıllarımız biliyorsunuz çok dengesiz gidiyor. evet. Bazen 2 hafta mesela erkenci oldu. Bu sene uyku da olmadı bitkilerde. Özellikle Evet. ceviz uyku olması gereken, uyuması gereken bitkilerin başında geliyor. Soğuklanma alması gerekiyor. Şimdi şu an ağaçlarımızın görüyorsunuz tepeleri çekelim. Buyurun gelin şöyle. Şu an yıl yeni başlıyor ister istemez. Buralar rakım kaç burada? 890-850'lerde. Tabii Fernur ekmişsiniz. Daha doğru yapmışsınız bence de. Çünkü şunu evet. yukarıdaki bahçede sıkıntısını yaşıyorum. Yerli olduğu için. Anladım. Yani 2 sene 3 sene evi biz anca verim alabiliyoruz. Soğuk vurgununa Doğru. giriyoruz Evet. sürekli. Şöyle bir çekelim bahçeyi. Özellikle aralarda geçen sene soğuktan dolayı ölen bir sürü ağaç var. Tabii soğuk vurgundan Geçen ölen yılki ağaçlarımız soğuk vurgundan dolayı ölen kaç ağaç. tane ağacınız öldü geçen sene? Yaklaşık 25-28 ağacım öldü. Öldü. Kaç ağaçtı bu toplam? 300'de. Onları tekrar diktiniz yani. Aşıladım, tekrar Tekrar aşıladım. aşılandı onlar. Evet. Peki bu sene bir soğuk durması oldu? Bu sene ben yaşamadım burada. Yani bu bahçede yaşamadım. Bu sene bir soğuk vurgunu yaşamadınız. Yaşamadım. Peki don oldun peki? Don oldu. Don oldu. Hangisi derecesi fazla? Geçen yıl mı don daha sertti bu seneki mi? Geçen sene. Sert, Geçen sene. -5,5'da ben bahçedeydim burada. Peki Ateş yaktım. diğer şeyler nasıl? O dittiğiniz akrabalarınıza verdiniz ya. Ya onlar da onlarla ilgili tespitiniz var mı aynı bahçelerde gene? Gördüm. Şu an bunun yarısı yoklar. Anladım. Gelelim böyle gösterelim. Tabi bu arada Tanzer Bey de gözüküm bakıyor gerçekten. İlgili alakalı. Bak enerjisi güzel. Şu anda havalar ister istemez dengesi olduğu için gece sıcak soğuk stresi. Özellikle böyle yerlerde çok etkiler. Böyle yerler ya akşamları soğuktur ama gündüzleri sıcak oluyor. İklim biraz erken geldiği için. Şöyle geziyoruz. Bakın bahçeyi gösterelim şöyle. Yapraklar enerjisi yüksek. Evet. Rengi güzel. O yüzden şu an ben büyüyeceğim diyor artık yani. Tabii cevizleri aldınız üzerinden. Cevizleri kopartıyorum. Evet. Cevizleri kopartıyorum. Güç gitmemesini düşündüğüm için biraz da tabii biz duyduğumuzu uyguluyoruz. Tamam. Bu sene tamam ama artık gelecekten itibaren ne yapıyoruz? Sadece Sadece koltuk katlarını bırakıyoruz. bırakıyoruz. Orada Tamam. kalsın. Diğerlerini alabilirsiniz en azından. Çünkü şu var. Tabii artık zaten 3. yıldan sonra bayağı bir aile düzeni devri olmuş. Daha yeni başı şu anda. Uyanalı ne zaman oldu bu yaprak açmaya başladı? Nisan 15 gibi. Nisan 15. Erken uyandı ama yıl tekrar sonra soğuğa geçti geri tekrar. Geçen ilk sene Mayıs 15'ten sonra patladı. Benim istediğim de oydu zaten. Ama şimdi ise çok erken uyandı. Bir ay. İklim maalesef Bir bir ay. aya yakın maşallah Bir maşallah. Bu da ister istemez aslında dengeyi bozdu halde. Tabii şimdi Evet. mesela aslında benim, bakın bu. Şöyle. Buradaki geçen sene sürgünümdü. Yukarıdan aşağı doğru soğuk vurgun elleyince buradan patladığı yerden üstten kestim ki aşağı inmesin şey diyeyim.
Evet. Soğuk vurgunu. Yapraklarını çekelim bakın. Böyle görüyorsunuz yapraklar capcanlı. Gayet ışıl ışıl. Sağlığı yerinde. Yani 7 çarpı 4 dikim. Evet. 7 çarpı 4. Evet. Bunu traktörle giriş çıkışlarda sıkıntı yaşamamak için yukarıda yaşıyoruz. Anladım. Araya geniş tuttuk. Bahçemiz bu arada dolgu toprak. Yani biraz dolayısıyla sağ olsun Tanzer Bey de biraz harmanlamış. Katarken güzel şeyler yapmış. Ağır gübresi karıştırmış. Hı hı. Ondan sonra çünkü dolgu topraklar ister istemez oynamış topraklar zor topraklardır. Kolay büyümez yani biraz zordur. O yüzden bir de yukarı sizin. Evet yukarı. Onlara sizin. Vermediniz. Onları vermedim rekor girişime. Ama baktığımız kadarıyla yapraklar bunlardan küçük yani. Evet. Yerli ceviz ama rengi de sarımsı hafiften. Onlara vermeyi düşünüyor musunuz? Vereceğim. Peki yeni bahçe ekeceksiniz. Evet oraya. Hayırlı olsun. Sanırım anlaşmasını yapmışsınız satın alma anlamında. Onlara da Fernur dikeceksiniz. Onlara da Fernur dikeceğim. Peki onları da kullanacaksınız rekor gelişimi. Hatta ben bu sene de mi kullansak dedim İbrahim'e de yok. Yok bu sene 2 yıldır yeterli. 2 yılda bir yeterli. Onu artık dedim. Gelecek yıl. Diğer gübrelerinizi verin ihmal etmeyin. Şeyde başladım direkt zaten ben. Hani evet. Bahçeyi açtık, damlamaya serdik. Peki yapraklarda bir mantar hastalığı yakaladık daha önce. Hayır, yakalamadık. Yani geçen yıl özellikle Ağustos ayları gibi olur genelde. Yani daha çok o şeyler belli olur kendisine. Biz, yaprakta kararma, bozukluk. İlaçlama yaparken her zaman içine yaprak için de aksam tarımla konuşuyoruz. Hı-hı. Mutlaka yaprak hastalıkları için. Anladım. Ek bize bir ilaç veriyorlar mutlaka. Ama, ve onları buraya da uyguluyorum. Anladım. Gelelim böyle. Şimdi artık ayağımız çamur oldu. Malum gelelim böyle. Bahçemiz bu. Evet. Durum böyle. Bakalım şu enerjileri güzel. Sağlığı yerinde. Fenor cevizi bu. Evet durum böyle. Şöyle şu sıraları çekelim. Bahçemiz burası. Biz de kuşları duyuyoruz haliyle gene. Kuşlar cıvıl cıvıl. Tabii bir de şimdi çok güneş de görmedi daha bahçe. Görmedi daha. Güneş gördüğü zamanki sürgünler hakikaten ben de merak ediyorum. Aslında İbrahim Bey ben size şöyle izah edeyim. Tanzer Bey. Baktığınızda her ne kadar Mayıs normal şartlarda Mayıs 10'larda 15'te duyanıyorsa da aslında erken uyandı ama değişen bir şey yok. Yani normal şartlarda Mayıs 15-20'de hangi boyda ya da diyelim 1 Haziran'da hangi boyda olacaksa gene aynı. Benim korkum şu. Yürüdüğü mesafe değişmez yani. Şimdi evet. Ağaç bulunduğu iklimi kendine alıştırıyor doğru mudur? Kısmıyorlar yani. Belli bir zaman sonra alışacak. Benim korkum yani bunu birkaç sene böyle üst üste hani erken yaz geldiğinde bizim ağaçlarımız da hani ya herhalde Nisan'da uyanacağız biz değil. Yok öyle değil öyle değil. O kadar değil yani merak etmeyin. Onun genetik kodunda o olması gereken kendi uyanış saati daha doğru saattir bence. Yani bir kere erken uyandı diye her zaman erken uyanacak diye bir şey yok. Onun için korkmayın haberi yıldırdı yani. Yani öyle ağaçların o şekilde bir aklı yok yani. O yüzden bu gelecek sene havalar zaten hava ısındığı için uyanıyor yani. Hı hı. Hava ısınmadan nasıl uyanacak? Hava ısınmasa onu çağırıyor. Yani dolayısıyla ısınmayla birlikte olan bir olay olduğu için iklim eğer gene böyle bozuk giderse malum değişmez tabii geri uyanır yani. Tanzer Bey çok teşekkür ederim. Bahçemiz teşekkür çamur ederim. İçerisinde gezip bir şey yapmayalım böyle ama. Şu an için işte dedik sulamayla ilgili konuda Tanzer Bey mesela şöyle yapıyormuş. O konuda da onu söyleyeyim ben. Mesela sulamayı yapıyor ama yarım saat yarım saat. Bir saat bir saat bir sulama şekli yapıyor haliyle. Bu doğru bulmuyorum bunu ben. Özellikle ağaç büyüdükçe sulama miktarı artmalıdır. Sulama aralığı açılmalıdır yani. Tamam mı? O yüzden çünkü hani siz de fark ettiniz. Bir saatlik sulamanın indiği miktar ne kadar? Ne olur? Ne olur? Ne oluyor? 10 santim en fazla. Yani bu kadar. Dolayısıyla da 10 santim inmeyecek yani. Daha fazla inmesi lazım. Evet. En azından yılda 2-3 sulamanın ağacın kökünden aşağı inmiş olması lazım. Aksi halde doğru. Çünkü yıllarımız artık kurak. Böyle hani kış boyunca böyle aşağılara yağlık kadar inen. Evet. Az önce kazdınız orada. Ne kadar iniyor şey? Yani 15 santimden sonra. 30-40 santim bile olmamış yani. Olmaz. Ondan sonra kuru başlıyor herhalde. Zaten ben şu an mesela yukarıda sulamaya devam ediyorum. Yağmurun olmadığı aşağı için, inmediğini bildiğim gördüğünüz için. Gördüğünüz için yapıyorsunuz. O yüzden burada da aynı. Burada da sizden ricam. En azından yılda en az 2-3 kere suladığımızda. Yani 2-3 kere sulayın demiyorum. Daha fazla sulanır belki ama. 2-3 su en az ağacın en alt köküne geçsin yani. Anladım. Çünkü zaten toprağınızda rekor gelişim var. Bunu da ayrıca şunu da belirteyim. Rekor gelişim olmayan birisi için bu garantiyi vermem. Çünkü rekor gelişim olan bir tarlada su aşağı iner. Su burada birikmez. Burada birikmediği için de köke zarar vermez. Dolayısıyla fazla sulamanızda bir mahsur olmaz. Bir hastalık
yapmaz, yaptırtmaz. Bundan dolayı da aşağı rahatlıkla suyu indirdiğimizde rahatlıkla zaten o kök de aşağı doğru inecektir. Yani önemli olan şey kökün, evet, aşağı inmesi. Yani o yüzden faydası varsa bu sene özellikle bunu bu şekilde özellikle söylüyorum ben. Hiç hastalık görmedim ben. Bu bölümde hiç hastalık görmedim. Var tabii tabii, aynen. Yani kesinlikle, çünkü hava almayan toprak hastalık yapar. Evet. Yani bugün boğazı sıkan toprak hastalık yapar. Yani suyu indirmeyen toprak hastalık yapar. Suyu yaymayan toprak hastalık yapar. Yani dolayısıyla buradaki olay budur. Ve şu an içiniz rahat olsun Hanzer Beyciğim. Yani bütün fidanların hepsi enerjisi gayet yüksek. Çoğularını aşılamışsınız geçen sene kuruyanları. Evet. Yılın başında da ondan dolayı. Bir problem yok. Allah utandırmasın. Yani yeni bahçenizde şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok benim sağ olun. Söylemediğim başka bir şeyler varsa, sorularınız varsa da sorabilirsiniz yani. Yok, teşekkür ederim. Yani sulamayla ilgili hakikaten yanlış yapmışız. Onu öğrendik. Yani. Rekoru ben sadece hani güçlendirecek bir şey diye düşünüyordum. Değil. Sulama için de faydası olduğunu. Orada yani, olduğunu orada şöyle sanırım. Haklısınız başkaları açısından. Şimdi genelde insanlar biliyor ki suyu mesela fazla vermeyin diyorlar. Yarım niye vermeyin diyorlar onu mesela. Çünkü biliyorlar ki eğer uzun süre su verirlerse hasta edecek. Niye? Evet. Boğazı çürütecek yani. Ama bilenler rekor gelişimin suyu aşağı indirdiğini bildiği için bir boğaz hastalığı yapmaz. Özellikle bunu biz seralarda yaşıyoruz özellikle. Özellikle seralarımızda normal mesela buralar az çok hani bu hali Antalya olsun, Burdur havalisi olsun yaylalarında malum seracılık yapılıyor halde. Rekor gelişimden önce insanlar az suluyorlar, sık suluyorlar. Az su, sık su. Ama rekor gelişim eğer varsa çok su, seyrek su. Anladım. Çünkü niye? Çünkü zaten kök aşağı iniyor. Su zarar vermiyor. Bundan dolayı da suyun her gelmesi seraya ya da tarlaya bir hastalık. Buradan buharlaşıyor, yapılara getiriyor. Niye gece suluyorsunuz? Niye gündüz sulamıyorsunuz? Evet. Çünkü su zarar ama geceleyin de buharlaşma olmuyor mu? Gene oluyor. Yani. Sonuçta geceleyin de hava sıcaklığı 5 derece, 10 derece. Gene su buharlaşabiliyor. O yüzden aslında burada olay bu. Yani burada sulama konusu da önemli ama şu an itibariyle zaten toprak yumuşak olduğu için rahatlıkla bir saat suyunuz bile, geçen seneki fidanlarınız için konuşuyorum, kökünün altına indiği için. Ha bu sene ne oldu? Kök iki katına indi. Dolayısıyla su yetmez. En az 4-5 saat burada vermenizi tavsiye ederim bu toprak yapısında. Zaten onu da beraber izleyeceğiz hali. İbrahim Bey'le de paylaşırsınız. O konuda da rahatlıkla gelişimi daha iyi sağlarız yani. Tabii şöyle bir 15-20 gün sonra tekrar bir fotoğraf, video atarız. Bir ay, iki ay. Acele etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok memnun oldum. Sağ olun. Evet. Acıpayam'dan selamlar.